Şimdi ben şey devletten. Hanımefendi, sonuçta burada güvenli bir alanda çalışıyoruz. Evet. Burada bizim şeyimiz de var. Yani emniyetimizi sağlayacak bütün üst düzey önlemler alınmış durumda. Evet. Canlı yayını biz çok güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, doğrudur. Yani burada mı suikast gerçekleştiriyoruz? İsim vermek önünde, istemiyorum. Önünde, yani evet önünde. İşte. Hani Murat da direkt uçakla giremeyeceği için buraya ve böyle bir iddia var. Bize arıyorlar, anlatıyorlar. Ses kayıtları şey mevcut. Peki sizin eşinize uzaklaştırma kararı aldırmış. Uzaklaştırmayı nasıl alıyor? Şöyle toplumca bir açıklayayım. Uzaklaştırmayı aile içinde Hicran diye bir polis ablası var. Bak o kadın, bak nasıl iftira atıyor polislere. Kesinlikle bak. Hayır. İftira uzaklaştırmayı nasıl verebilmeleri için mahkeme uzaklaştırma Erdemli kararı. Erdemli katibi. Tunca Hanım, onları anlat sen, boş versin memurlara. Şenay Hanımcığım, uzaklaştırma kararı mahkemeyle alınmıyor mu Tunca Hanımcığım? Uzaklaştırma kararı ilk etapta karakola gidiliyor. Oradan başvuruyorsunuz. Alınıyor, başvurulması gerekiyor ve ciddi olduğuna inanılması gerekiyor. Evet, yani herhangi bir mahkeme beyan, kararı gerekmiyor mu? Gerekiyor. Tamam, ama ciddi bir beyan lazım diyor. Ciddi bir beyan var mı? Var bir darp var mı? Kusura bakmayın ama hiçbir polisi, hakimi bu şekilde zan altında bırakamam. Demek ki ciddi görülmüş ve uzaklaştırmasını almış. Peki tamam, devam edelim şimdi Şenay Hanımcığım. Pekala. Şenay Hanımcığım diyor ki o aşk boş verin de diyor. Sizin dolandırıcı olduğunuzu. Şey bizi, evet. Siz de diyor tam aksine onlar karı koca dolandırıcıdır, evet, diyorsunuz. Evet. Nasıl sizi dolandırdılar? İdem Hanım, kendi eşinin üzerine malı, mülkü taşınır taşınmaz, hı-hı, banka hesabı, hiçbir şeyi yok. Bankacı baksın adam kara listede. Ben kocasını dolandırmışsam şayet onun üzerinden bana herhangi bir banka transferi, taşınır taşınmaz mal geçmesi lazım. Kocası ihaleden uygun araba alıp sattığını, icradan alıp sattığını bana söyledi, çevreme söyledi. Bana da 3 tane arabayı uygun fiyata verip aynı zamanda vekaletle ona vekalet vermemi diretti. Size vaatlerde bulundu. Bana aynı zamanda para kazandıracağı ve vaatlerde bulundu. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Aysun, özür dilerim. Ben çok merak ediyorum. Aysun Hanım'la beraber sanki bu ayrılığın da göstermelik olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Böyle düşünenler de var. Çünkü birlikte bu işi o yüzden yapıyorlar. Evet. Yani sizi ağınıza düşürebilmek için sevgi, aşk meselesi. Böyle iddialar da var çünkü. Dün gibi birlikte hatırlıyorum. Birlikte hareket ettiğinizle ilgili. Sizi de dinleyeceğim. Buyurun dün lütfen. Gibi hatırlıyorum. Tarih Kasım ayı içerisinde bana dükkanına ait numaradan şu ses kaydını söyledi. Daha önce de beni dostlarının yanında arardı. Şimdi de senin yanında beni arıyor. Aysun'a ait Kasım ayındaki ses kaydından sonra hatta serviste dedi. Senin dostun serviste şu anda, haberin olsun dedi, ekibinize verdim. Ben o gün Murat'a sorduğumda Murat servisteyim dedi. Öyle mi? Ve sizin tabii ki öyle. Nasıl öyle anlatayım? Nasıl öyle? Bu hanımefendi beni eşimle boşanma aşamasına getirdi ve ben boşanma davasını bunların birlikteliğinden bir ay sonra açtım. Ya Şenay Hanım olmasaydı boşanmayacak Hayır, mıydınız? Hayır, boşanmayacaktık. Öyle bir durumumuz yoktu. Benim eşim gitti, mallarını da verdiği için, geri de alamadığı için ve tehdit altında kaldığı için olay boşanmaya kadar geldi. Kendisinin iki var. Mesajları mevcut. Tarafınıza sunduk. Bakın hepsi bende mevcut ama. Tamam, ben, çok güzel. Ben hala orada kaldım. Yani sizin eşiniz, evet, ciddi evlilik hazırlığı yapmış Şenay Hanım'la. Tamam, benim eşime ben boşanma davasını açtım. Ya özür dilerim benim ama eşim... ya hanımlar ya, çok özür dilerim hanımlar ya. Siz Murat'ı mı paylaşamıyorsunuz? Ne alakası var ya? Bu yani? Saçma sapan başlıklar adı altında. Ben diyorum size, ki İdem yani, Hanım bu size... Bu kadar bir şey söyleyeceğim. Bu kadar niye Murat'ın arkasında duruyorsunuz? Sizin de bazı benim kızınızı biliyorum. Benim çocuğumun babası ve ben Murat'ın haklı olduğunu gözlerimle görüyorum. 4,5 milyon çarpıldığında o adam beni yağmurun altında ağlayarak aradı. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Ben senden boşanmadım ki ona evleneceğim diye yalanlar söyledim, mallarımı alabilmek için dedi. Hanımefendi, sizi aldatmış bir erkeğin arkasında neden bu kadar duruyorsunuz? Ben dün bunun cevabını verdim. Hayır, neden sürekli aynı soruyu soruyorsunuz? Şu yüzden soruyorum. Diyor ki bu kadar çok arkasında durmasının nedeni şu diyor. Evet. Çünkü diyor bu işi birlikte yaptılar diyor. O yüzden diyor arkasında duruyor bu kadar. Neden? Benim babası... adıma bir tane bağlanıp da bu işi birlikte yapıp beni de çarptılar diyen var mı? Niğde'den veyahut da herhangi bir şehirden? Bilmiyorum. Yok. Öyle mi? Evet. Peki. O kadar eminim kendimden. Emin misiniz? Çok gayet itibar ben sahibi hani... işinde gücünde bir ailenin kızıyım ve ben de öyleyim. Peki. Oldu o zaman. Detayları konuşacağız. Tamam.
Peki. Sosyal medyayı çok mu seviyorsunuz? Ya ne alakası var? Yani işimi yapıyorum sosyal medyayla şu an. Para kazanıyor musunuz? Hayır. Ha. Ben bekarken TikTok yapıyordum, evet. Yayınlardan para kazanıyordum. Eşimle de oradan tanışıp evlendik. Ha, siz oradan öyle tanıştınız. Evet, ben bir aile birliğinin içine girdikten sonra ama ve önceden bir güzellik yani. Merkezi sektörüne atıldıktan sonra bıraktım. Hayır, siz Şenay Hanım'ı suçluyorsunuz ya, sosyal medyada çok aktifti, oradan bir sürü insanlar o yüzden ağını düşürdü falan diyorsunuz. Ben suçlamıyorum ki, bağlananları bağlarsanız anlatacaklar. Ben söylemiyorum bunu. Tamam, ben Şenay Hanım'ın olan görüntüleri yayınladım. Sizin de elimizde bazı görüntüleriniz var. Tamam. Yayınlayalım bakalım, gelsin ekranlar, izleyiciler biraz daha sizi yakından tanısınlar. Buyursunlar lütfen. Aysun Hanım, Murat Bey'in eşi Aysun Hanım'la ilgili bir nolu video gelsin ekranlara. Kırmızı mavi. Yanıyorsun Furkan Bey. Artık paylaşımları yapmıyor musunuz? Hayır, yapmıyorum. Murat Bey'den önceki paylaşımlar. Tabii benim 4 yıl, 3 yıl önceki paylaşımlarım. 2021-2022 paylaşımları. Tamam. Murat Bey hayatınızda mıydı? Evet. Murat Bey'le sevgiliyiz. Ha. Sevgiliyim o esnalarda. Ben o mecradan kazanıyorum, o da ticaret yapıyor. Biz evlendikten sonra bana Murat Bey TikTok hesabımı kapattırıyor. Gayet ben sonra devamında hamileyim. Birkaç tane de hamilelik doğru düzgün veyahut da işte ya, sizin tabirinizce böyle videoları gösterdiğinize göre size göre çok hoş değil. Yok işte. Ben asla yargılamıyorum. Her beni neyse. Pekala, ama benim bir şey söyleyeceğim. Şu anda böyle bir paylaşım yok. Siz şu anda böyle bir paylaşımları 4 yıl önceki paylaşımı neden ekrana verdiniz mesela? Biraz sonra anlayacaksınız. Tamam. Bir sabırlı olmanızı rica edebilir miyim? Tabii. Ben bir şey yapıyorsam bir sonraki bu adımı hesaplayarak yapıyorum. Tamam, kendisi söylüyordu. Tamam dedim. Ben bu işi boşuna yapmıyorum. Tamam. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani bu videoyu gösteriyorsam. Size güveniyorum. Ben tamam, buraya size etmem. Ve ekibinize güvendiğim için geldim. Siz de bana güvenin. Sadece siz değil ama. Ben sizi de tanımıyorum. Onu da tanımıyorum. Şenay evet. Hanım da bana güvensin. Tamam. Olur, ben ortadayım. İkinize de yakın değilim yani. Ben neyse ortaya çıksın istiyorum. Bence ben iki nolu videoyu da yayınlayalım ondan sonra. Ben bu videoları yayınlıyorsam sevgili izleyiciler bir sebebi var. Buyurun lütfen ikinci video. Ağzım tek senle, kalbim tek senle atıyor. Kadere bırakacak kadar merhametli bir kadın asla değil. Baltım öyle bir nasıl eski lan. Barbekü grill ya da. Vallahi şekli habbetik ya. Elbi lak yukurup betik. Peki o sırada bir erkekle görüşüyorsunuz. Yani bunların hepsini sevgiliyken de yaptınız mı? Evet. Murat Bey'le. Evet. Peki o erkekle olan paylaşımınızın nedeni nedir? Dans mıdır? Yani hayır, oradaki bilmiyorum. Erkek bana şey atmış. Düet atmış. Ben kişiyi tanımıyorum. Ha, orada senin yaptığın, sizin çektiğiniz bir videoya başka bir insan düet atabiliyor. Ha, oradan para mı kazanıyor? Bilmiyorum valla, o yüzden hayır, soruyorum. Hayır, o kendi kendine benim videomun üstünden prim kasmış. O yani, ben tanımıyorum. Rahatsız oldu mu bunlardan Murat Bey? Tabii ki, o zamanla olduktan sonra zaten Murat Bey bu mecraları kullanmamamı istedi. Evet, ben bunların ve daha da fazlasını hepsini burada yayınlayamıyorum çünkü başka şeyler de sormak istiyorum. Bütün o videoları Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi Instagram adresinde bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Peki ben Şenay Hanım şunu anlamıyorum. Ben ikinizin de mağdur olduğunu düşünüyorum şahsen. Bakın orada şeyim yani, şu anda gördüğüm kadarıyla ikinizin anlattığınız kadar. Çünkü yani Aysun
Tosun Hanım'ı da bir anlamda kandırmış, öyle görünüyor. Sizi de kandırmış. Bunu öyle düşünüyor musunuz? Beni uyaran kişiler, Kırıkkale, Adana, Osmaniye'deki mağdur edilenler beni uyardığı gibi zamanında Aysun'u da uyarmışlar. Ha, uyarmışlar. Ve Aysun buna rağmen evlenmiş ve çocuk yapmış. Ancak ha, ben bile uyarıldım. Bile. Evet, kesinlikle ben uyarıldıktan yalan. Kesinlikle yalan. Gelecek, o kişiler de gelecek. Kesinlikle yalan. Uyarıldıktan sonra ben ve bunları gözümle eşi tarafından bana belge, dosya atıldığında ben hemen uzaklaştırma kararı alıp şikayetçi oldum ve kendi eşinin çalıntı çekleriyle kartları da emniyete bilgi alma tutanağıyla teslim ettim. Ben ne zamanki tanık oldum bunların sanık oldukları dosyada, bana o zamandan beri dosya, şikayet oluşturmaya devam ettiler. Yine söylüyorum, kendi eşinin adına herhangi bir malı dolandırmayla, bir vaatle, ki hayatın olağan akışına aykırı, evli bir adamı evlilik vaadiyle nasıl dolandırabilirim? Zaten bekar değil. Hadi o be, hani ben evli olsam, bekar olsa dolandırayım. Zaten evli adam. Evli adamı evlilikle nasıl kandırayım? Tamam. Buyur. İçeride bir konuğumuz bekliyor, Büşra Hanım. Evli, son bir ayda evli bir adamı imam nikahıyla mehir adı altında 700 ya, milyar Büşra, dolandırdığını Büşra, kanıtını size getirecek. Büşra, Büşra, ona da geliriz. Tabii. Benim de konuklarım o katılacak. O da gelsin. Hı? Ama ona o da gelsin veririz. Ki sizin nasıl evli insanlarla görüşüyormuş. Kanal Büşra Hanım cevaplasın. Bir şey söyleyeceğim, ona ben hanımın karar veririm. Kimin burada nasıl? Önce ben sizin meselenizi bir anlayayım. Sonra diğer aktörleri de işin içine sokarız. Yani bismillah, daha sizi de şey yapamadım, anlamadım. Peki diyorsunuz ki benim şimdi mesele aldatma ve onun etrafında döndüğü için iş, evet, çünkü başka şey başlıyor. Sonra işin içine ondan sonra para giriyor.